Oo, ben bu fiyatlara çok daha iyi şeyler alırım. Adamı öpmeye mi çalışıyorsun? Şuna bak şuna. Resmen dolandırıyor. Bunu alan tam bir maldır. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin ve eğer yorum yapma ihtiyacı hissediyorsanız videoyu tam izledikten sonra yorum yapın. Teşekkür ediyorum. Herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda yeni bir vlog editliyordum. Fakat farklı bir video yükleme kararı aldım. Çünkü biliyorsunuz bir önceki videom koleksiyonumdan bazı ayakkabıları sattığımı duyurduğum bir videoydu. Ve gerçekten şaşırdım, üzüldüm. Çünkü videonun sonuçları, videoya gelen yorumlar beni başka bir video çekmeye ve belli şeyleri anlatmaya itti. Bu baştaki yorumlar da genel itibariyle çok söylenen, çok dislike alan, yani çok like alan kötü yorumlardı. Ve ben bu yorumlardan yola çıkarak şunu görmüş oldum. Belli bir bilgi eksikliği var, belli bir yanlış anlaşılma var, bir kasıt var. Tabii belli haterlar da olabilir ama buradaki amacım da haterlar mutlaka olacak. Her kanalda var, her kanalda eleştiri var. Fakat alacaklara kötü muamele ve aşağılayıcı yorumlar bana da haksız, yanlış şeyler söyleniyor, düşünülüyor. Bu videoyu da arada kalan ve belli bir fikri olmadan videoyu izleyip yorumlardan etkilenecek arkadaşlarım için çekiyorum. Yani benim asıl amacım yine işte üzüldüm, neden böyle oldu, senden beklemezdim gibi duygusal isyanları olan arkadaşlarıma ve genel olarak da belki belli haterların da öğrenmesine vesile olabilirim diye düşünüyorum. Yorumlarla tek tek uğraşmak çok uzun ve çok yorucu. Bir şeyleri algılaması insanın bazen zor olabiliyor. Bir şeyleri anlatmak çok zor olabiliyor. Sizlerin anlaması, benim aklımdan geçenleri ve düşündüklerimi, hissettiklerimi öğrenmesi için beni dinlemeniz, benim de kendimi anlatmam gerekiyor. En güzel yolunda yine bir video ile olacağını düşündüm. Ve bu konuda da az çok bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum. 150'den fazla ayakkabı elimden geçti gitti. Belki şu anda bile 120-130 tane ayakkabım vardır. Birçoğunuzun görmediği, bilmediği ayakkabıları sizlere tanıtmaya çalışıyorum. Çalıştım. Ve bilgili olduğum bir konuda gerçekten çok yanlış, çok kötü ve gereksiz yorumları aldım. Tabii ki çok güzel yorum yapanlar, çok destek verenler de oldu. Hiçbir videomda bu kadar kötü yorum almamıştım. Zaten videomun yorumlarını kapattım çünkü benim kanalımda, benim evimde haksız, yanlış, hakarete varan eleştirilerle birbirini gaza getiren bir grup oluştu. Burası benim kanalım, benim evimse ev sahibine de saygılı olmak zorundasın. Eleştirini düzgün yapmak zorundasın. Ben hiçbir zaman eleştirilere karşı çıkmadım, engellemedim. Ama baktım ki videonun altındaki yorumlar çığırından çıkıyor. Kapattım. Çünkü tek tek uğraşmak yorucu. Buna benim zamanım yok. Şimdi ise tümden bir videoyla bunları cevaplayacağım arkadaşlar. Şimdi en büyük eleştiriye gelmek istiyorum. Fiyat. Sattığımı söylediğim ayakkabıların fiyatlarına çok eleştiri geldi arkadaşlar. Öncelikle şunu anlamanız lazım. Ben 13 tane ayakkabı satıyorum. Yani alıcım bir tane. Her ayakkabıdan da bir tane olduğu için. Kitlelere satma gibi bir hedefim yok. Eğer size pahalı geliyorsa muhtemelen hedefim siz değilsinizdir. Ayakkabılarımı herkese uygun fiyata satayım diye satmadım zaten. Benim için değerli gördüğüm, hiç giymediğim tertemiz ayakkabıları satmaya çalıştım. Sıfır kalitesinden farksız olarak. Mesela en çok eleştirilerden biri Kyrie 5 normalde işte 1000 lira. Sen nasıl 1700'e satarsındı? İşte ben bunu daha uyguna bulurum. Bu böyle işte bunu ucuza satanlar var. Şunlar bunlar gibi. Çok fazla bu ayakkabıyı çok rahat bulunabilirmiş bir şeymiş gibi ifade edenler vardı. Öncelikle arkadaşlar bulabilirsiniz. Tabii ki her ayakkabıyı her yerde alırsınız. Çakma olur, kaliteli replika olur, kötü replika olur. Fake alırsınız. Bunlar çok normal şeyler. 200 liraya da satan olur, 500 liraya da satan olur. Altında delikli satan da olur. Bunları engelleme gibi bir şansım yok. Bunlar bizim kıyaslama çizgimiz de olamaz. Piyasada eğer bir yerden ayakkabı almak istiyorsanız, orijinal almak istiyorsanız StockX diye bir internet sitesi, nike.com.tr gibi site var. Bunların dışında bana bu fiyata satılıyor, şu fiyata satılıyor diye bana gelmeniz gereken siteler değil arkadaşlar. Yapabileceğim bir şey yok. Herkes her yerde bir şeyler satabilir tabii ki. Ama bu sitelerle belli kıyaslar yapabiliriz. O zaman da eminim bu fiyatların ne kadar hakkaniyetli ve ne kadar doğru olduğunu anlayabileceksiniz. Benim amacım da burada sizlere onu göstermek. Hemen şimdi ekran kaydımı da açıyorum. Sizlerle birlikte StockX sitesine girelim istiyorum. Evet, StockX sitesine girelim bakalım. Aslında ben bu videoyu acaba kaldırsam mı diye bile düşündüm gerçekten bu kadar saçma sapan yorumlar alınca. Ya daha fazla açıklama yapacaktım ya da kaldıracaktım çünkü arada kalmış bir durum oldu. Ben birçok şeyi kendiniz anlarsınız, görürsünüz diye düşünürken olmadığını gördüm ve anlatma ihtiyacı hissettim. Tabii ki yine burada herkese seslenmiyorum. Mesela Kyrie 5 SpongeBob'a bakalım. Eğer şu an bu ayakkabıyı almak isterseniz ne kadar alabilirsiniz? Herkes StockX'i bulabilir arkadaşlar. Girip bakabilirler. Site güvenilir mi değil mi onu da görebileceklerdir. Kyrie 5 Sponge yazalım şöyle. Evet bakın belli fiyatlar çıktı. Tabii bu fiyatlar direkt alabileceğiniz fiyatlar değil. Bu aslında bir teklif sitesi yani açık arttırma sitesi. Ama genelde ikinci eller buradan gidiyor. En güvenilir, otantik damgası yapıştırıyorlar. Yani güvenilir damgası yapıştırıyorlar. Çakma olma ihtimalinin çok zor olduğu bir site olmuş oluyor. Olabilir. Milyonda birdir. Evet girdiğimiz zaman arkadaşlar sattığım numara 11. Size bile çok önemli. İşte bazı çocuklar ya ben bunu şu fiyata alırım, bu fiyata alırım diyor ama çocuk boyunu belki o fiyata alacak veya
bu boyunu bulamayacak. Çünkü bunlar en çok gidenler olabilir, kalmayanlar olabilir. Bakın hepsi burada farklı farklı değişen fiyatlara sahipler. US 11 yani 45 numara açtığım zaman en son satışı görüyorsunuz arkadaşlar. $215 en son satış. Burada istenen ve teklif edilen fiyatlar var. Aşağıya çektiğiniz zaman burada bir grafik çıkıyor. İşte zamanında şu fiyatmış, şimdi bu fiyat. Borsa adeta borsa inişli çıkışlı. Yani diyelim ki tepeden satılan, $283 satılan, zamanında $170 satılıyormuş geçen sene deyip bu haksızlık, bu saçmalık diyebilir mi arkadaşlar? Böyle bir mantık var mıdır? Siz hangi dünyada yaşıyorsunuz? Hangi ülkede yaşıyorsunuz? Ben şu an oturduğum evi 400 bin liraya, 400 civarına alabiliyordum. Şu an bu evin değeri 1 milyon. Ben sattığım arabamı 3 katı fazlaya satabilirdim şu anda. Yani ülkeye bakın, ekonomiye bakın, doların yükselmesine bakın. Ve bu ayakkabıların bulunurluğunu düşünmeniz lazım. Bulabileceğiniz ayakkabılar da olabilir, bulamayacağınız ayakkabılar da var benim sattıklarımda. Ama fiyatlar hakkaniyetli derken nasıl hakkaniyetli çıldıran çok tip oldu. Alın bakalım average sale price. $230 neredeyse. Çarp 7.5'la şu an 7.5 yükselmezse. Neredeyse benim sattığım fiyata geliyor. Direkt buradan alabileceğinizi mi düşünüyorsunuz bu fiyatı? Amerika'da yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Eğer oradan gelen bir tanıdığınız yoksa olabilir. Ama herkes bu lükse sahip olmadığı için bu fiyat Türk insanının ulaşabileceği bir fiyat değil. Ben üye oldum. Şu an satsam bu fiyatları satıyorum neredeyse. İstediğim fiyatı almış oluyorum. Artı Türkiye'den bir alıcı buraya kargo veriyor. $30 arkadaşlar almak istedim. Girdim sizden önce kontrol ettim. $10 processing diye bir yani işlem ücreti alması var. Ayrıca ödediğiniz fiyatın %20'si gümrükte ödüyorsunuz. Yani bir $40 daha buna bir koyun. Öyle hesap yapın. Bakalım ucuza mı geliyor, pahalıya geliyor benim koyduğum fiyat. Bu kadar basit. Aslında işte bunları bilmediğiniz için yargılarınız Nike Precision'a göre veya 2 sene öncesine göre ya bunu zaten o zaman alıyorduk gibi düşüncelerle. Ama bu çok yanlış ve doğru değil. Çünkü artık bu ayakkabıyı o fiyata bulamazsınız. Ha, bulduğunuz yer fakecidir, kaliteli replikadır, ben böyle mutluyumdur. Ama bu şekilde yanlış yorumları yapmamanız gerekmekte. İşte alın bakın StockX. Oradan kontrol etseydim fiyatları diyenler de oldu. Bakın kontrol ettiğim zaman bu. İkinci en çok eleştirilen ayakkabımıza gelelim. Kobe 11. Böyle hemen göstereyim. 400 liraya aldığın ayakkabıyı 2000 liraya satıyorsun diyorlar. Ben de onlara diyorum ki 400 liraya bu ayakkabıyı alabiliyorsan al diyorum. Hadi al bakayım diyorum. Gülücükler bilmem neler koymuşlar. Çocukça düşünmek, yaşadığı dünyayı, bulunduğu ortamı analiz edememek bu olsa gerek. Şu ayakkabıyı 400 liraya, 500 liraya alabileceğini düşünüyor. Kardeşim bu ayakkabı sıfır ayarında. Ben şuna eminim. StockX'ten bir tane gelse, ben de bir tane size göndersem %100 eminim ki hiçbir farkını anlamayacaksınız. Giyilmiş, işte senin ayağının girmiş, kutsal ayağın girmiş gibi saçma sapan eleştiriler güya itibarsızlaştırmaya çalışanlar oldu. Arkadaşlar bu ayakkabılar tertemiz. Ben gidip de şöyle Jordan 11 gibi bilmiyorum belli oluyor mu? Sürekli dışarıda giydiğim, alt tabanını sararttığım bir ayakkabıyı satmıyorum arkadaşlar. Ben bunu anlatmaya çalıştım ama işte dinlemeden yorum yapan çok olduğu için ve maalesef çok fazla kötü ve çok fazla negatif de bir birlik oluşturmuş oluyor. Bunlara cevap verince de anlamayacak tipte çocuklar oluyorlar maalesef. Bunu satmıyorum veya gidip LeBron 15'imi, koşu ayakkabımı satmıyorum sürekli giydiğim. Ben daha önce çok severek aldığım ve giymediğim, gözüm gibi baktığım ayakkabılarımı sattım. 3 tane Kobe 11'im var arkadaşlar. 3 tane. Ve bunu en az giydiğim 2-3 defa fitness'ta giydiğim ayakkabı bu. Tertemiz, içindeki Kobe işaretinin bile çıkmadığı, mükemmel bakılmış, mükemmel kondisyonda bir ayakkabı. Zaten StockX'ten de alacağınız ayakkabılar bu şekilde gelecek. Yani gidip burada yok senin ayağın girdiği pis ayakkabı şu bu. Arkadaşlar altında hiçbir şey yok. Tertemiz ayakkabılar bunlar. Yani gidip de bunları itibarsızlaştırmaya çalışmak, şöyle oldu böyle oldu demek saçmalık olmuş oluyor. Fiyatlarını bilmeden, ne kadara satılıyor, bu ayakkabının gideri nedir, ederi nedir diye düşünmeden eleştirmek büyük haksızlık olmuş oluyor. Size uygun olmayabilir. Sizin imkanınız olmadığı için. Böyle deyince de yok size, sen bize fakir mi diyorsun diyorlar. Ya ben kimseye niye fakir diyeyim? Ama ben şuna eminim ki birçoğunuz tabii ki doğal olarak öğrencisiniz ve anne babanıza sormanız gerekiyor. Harçlığınızı alıyorsunuz. Kazancınız düşük. Eminim ki çok büyük paralar kazansanız, büyük şeyler yapsanız şu anki imkansız saçmalık, bunu alanlar mal, bunu alanlar gerizekalı dediğiniz durumları siz yaparsınız arkadaşlar. Çünkü o zaman harcaması daha kolay, bir şeylere ulaşması daha kolay oluyor. Bunu böyle düşünmeniz lazım. At gözlüklerini çıkarmanız lazım. Şu üstümde giydiğim hoodie 670 lira arkadaşlar, 670 lira. Ya birçoğunuz ne gerek var ya ben çakmasını giyerim diyebilir. Hakkıdır, ben buna bir şey demem. O 670 liraya giyen salaktır, maldır gibi o kadar yorum geldi ki. Ya kardeşim sen mi karar veriyorsun kimin ne olduğunu? Sen o adamın hayatını, o adamın aldığı zevki, giyiği zaman hissettiği hissi bilmiyorsun ki. Nasıl bu kadar kötü yorum yapabilirsin? Alabilecek insan alır ve ona çok koymaz. Ben de şu an atıyorum Mercedes'lere binmiyorum. Ama binen geri zekalıdır demiyorum. Şu an ona ulaşacak gücüm yok. Bu evde kiraya yaşıyorum, ev sahibi salaktır diyemem. Bu yanlış olur. Ben biliyorum ki daha çok para kazanırsam burada rahatça yaşayabilirim. O harcadığım para bana koymaz. Durum bu kadar. Ya bunu çok büyütmenin ve yanlış yerlere çekmenin manası yok. Biraz büyümeniz gerektiğini düşünüyorum. Evet, Kobe 11 Elite'e bakıyorum arkadaşlar. Elite. Bakalım ne kadarmış StockX'te. Şimdi her renk yok. Bazı renkler, şuraya bakar mısınız? $1137. Girsem eminim bazı numaraları çok daha uçuktur. İnanılmaz pahalı olabiliyor. Evet, kendi ayakkabımızı bulduk. Bende bundan da var.
Aynısından var. Bakın bunu çok giydiğim için bunu satışa koymadım. Tertemiz olanını koyuyorum. Veya aşağı çeksem bir rengi daha var. O da kim bilir ne kadardır. Evet. Şimdi kendi ayakkabımıza bir girip bakalım. Ne kadarmış? $399. Düşünün arkadaşlar. Artı vergi ve kargosunu koyun. Yani ben 2000 liraya satıyorum. Diyor ki sen 400 liraya aldın, 2000 liraya nasıl satarsın? Hadi bul bakayım 400'e. Hadi bul bakayım aynısını 400'e. Bulamayacaksın. E bulamadığın zaman da niye laf atma ihtiyacı hissediyorsun? Kendini ancak öyle mi iyi hissedebileceksin bir şeyler söyleyerek? Ya bu çok yanlış, çok üzücü ve buna düşen bazı arkadaşlarım da oluyor. Bu da beni üzdü gerçekten. Bu videoyu yapma sebebim de oydu. Bu tarz insanların etkilemesini istemiyorum arkadaşlar. Çünkü doğrusu bu, gerçeği bu. Yani şunu diyebilirsiniz abi, bu işte kimisi fazla ister, kimisi az koyar. Tabii ki doğrudur ama bakın gidiş fiyatları bunlar. PG1'lere, Crazy Explosive'lere hepsine buradan bakabilirsiniz. Crazy Explosive'e baktığım zaman arkadaşlar burada yoktu benim. Explosive'e bakayım. Benim rengim yok. O zaman ne yapacağız? O zaman geldik patladık. Benim rengim yok burada. Benim sattığım Prime Knit High. Yine tertemiz. Bana göre de en güzel ayakkabılardan biri. Bir de şunu diyen de çok olmuş. Eleştirilerden biri. İşte yağlayıp ballıyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Ya o kadar boş, o kadar kötü bir eleştiri ki. Kardeşim benim paraya ihtiyacım yok. Öncelikle bunu anlaman lazım. Ben bu kanala ayda zaten 4-5K harcadığım zamanlar oluyor. Bu ayakkabıları satsam zaten bu kanala harcadığım 2-3 aylık parayı getirmiş olacağım. O da kamera alayım, yeni güzel içerikler üreteyim diye böyle bir gaza gelmişim. Çünkü drone almıştım. Drone alınca baktım çok güzel şeyler yapabileceğim gibi duruyor. 4000 lira bu arada bu drone. Baktım kanala güzel oluyor, böyle gaza geldim. Bir şeyler daha alayım edeyim, yine sizlere güzel içerik üreteyim diye düşünmüştüm. Bunun için yan bir kaynak oluşturmaydı. Ve ayrıca bir belli ayakkabılardan vazgeçebilir miyim? Bunu görmekti. Vazgeçebilmeyi de istiyorum. Bu da insanları rahatlatıyor. Bu da ayrı bir şey. Yok diyor, yağlayıp ballıyorsun. Ya kardeşim Kobe 11 400 dolara giden ayakkabının yağlayıp ballanmaya ihtiyacı mı var? Ve de benim diğer o zaman videolarımı izle. PG1 diyor mesela, yağlayıp ballıyorsun. Aç bakayım PG1'in incelemesini, kutu açımını izle bakalım. Az mı yağlıyorum, çok mu? Bir şey bilmeden sallamak, bir şey bilmeden atmak, tutmak, hakaret etmek yakışmıyor. Ve bu adamlar çok fazla böyle 50-60 tane böyle yorum var ama hepsi birbirinin yorumuna yorum yapıyor. Yorumları işte beğenip üst tarafa çıkartıyor. Bunlarla uğraşmak yerine ben de yorumları kapattım. Yok işte hayal kırıklığına uğradım yorumları kapattığın için. Niye hayal kırıklığına uğruyorsunuz? Ben videoyu kaldırmadım ki. Dislike atıp geçebilirsiniz. Bu kadar basit. Ama orada saçma sapan bilgisizce yorum yapmak ve bir tartışma ortamı oluşturmak benim hoşuma gitmedi. Ve ben cevap verme ihtiyacı hissediyorum. Çünkü görüyorum ki çok cahilce konuşmalar dönüyor. Durum bu. Bakın 225 dolara var. İşte bunlar gerçi Porzingis versiyonları. Diğerleri birçoğu yok. Benim direkt olarak benim versiyonum yok. 200 dolara sattığımı düşünün. Yine aynı şekilde. Yani birçok ayakkabının gideri ederi zaten benim verdiğim fiyatların belki üstünde bile kalacak. Ayrıca ben buraya girip de yine daha fazla da isteyebilirim. Çünkü bu benim elimde. Bakın. Ya bunu anlamanız gerekiyor. Bu ayakkabı benim. İstediğim fiyatı isterim. Benim amacım öğrencilere bedavadan ve çok ucuza bir şeyler vermek değildi ki. Ben zaten onun için çekiliş yapıyorum arkadaşlar. Geçen hafta 2000 liralık çekiliş yaptım. Kyrie 7 verdim. Short verdim. 3 tane tight verdim. Yine şu anda bir çekilişim var. Ben zaten bunları yapıyorum. Benim amacım sizlerden para kazanmak. Hepsini dolandırıp paraya para demeyeyim. Gibi bir durumum yok ki benim zaten. Yani bunu buna çevirmeniz, bunu buna getirmeniz o kadar saçma ve o kadar yanlış ki. Benim ihtiyacım mı var bunları parlatmaya? Benim ihtiyacım mı var bunları olmadığı gibi bir şey gibi göstermeye? PG1 demişsiniz. Mesela en çok eleştirilerden biri o. PG işte bir bu fiyatı etmez. Kime göre etmez? Neye göre etmez? PG'nin kendisi arkadaşlar 2020 playofflarında PG1 giydi. PG4 varken, 3 varken, 2 varken. PG1 giydi en çok. Düşünün. Ayakkabı o kadar güzel bir ayakkabı ki 4'ü bile giymiyor. Bir arkadaş yorum yapmış. Üst versiyonu çıkacakken, yani PG5 çıkacak, 4 var. Ne gerek var daha fazlasını bire vermeye diyor. Arkadaşlar bu bir teknolojik alet değil. Yani bu bir iPhone 8, işte iPhone 12 daha güzeli çıkıyor falan değil yani. Bunu bilmediğinizi görüyorum. Öyle olsaydı AJ1, AJ3'den, 5'ten, 7'den, 22'den, 24 daha az güzel olurdu. Daha fazla tutulmazdı. Yani demek ki ilk çıkan ayakkabı kötüdür, sonra çıkanlar üst versiyonlarıdır, daha teknolojiktir diye bir durum yok. Ayakkabılarda böyle bir durum yok. Maalesef Kobe 11'den sonra bir tane bunun gibi gelmedi. Hala da çıkmıyor. Yani sanki teknolojik araba alıyor. İşte atıyorum iPhone alıyor. Daha üstü gelecek zaten, onu alırım. Alabilirsin tabii ki. Ama PG'nin kendisi bile 4'ü tercih etmedi. Ve bu 4 1000 lira arkadaşlar. Yeni renkleri 1000 liraya çıkıyor. İndirime girebilir. Oradan alabilirsiniz. Pek tabii beklersiniz. İstediğiniz numara kalır kalmaz. Renk kalır kalmaz. Bu ondan çok daha iyi olan, bana göre harika bir ayakkabı. Daha fazla fiyat etmemeli mi sizce? Bu hakkaniyetsiz bir mantık mı? 1000 lira arkadaşlar ya, 1000 lira şu ayakkabı. Görüyorsunuz bakın 1000 lira. Şu ayakkabıya 1000 lira vermek gerizekalılıktır, mallıktır demek gibi bir şey oluyor. Hayır, bunu seven olabilir, alan olabilir. Ama bence
Buna göre çok daha kaliteli ve sağlam bir ayakkabı, basketbol alanında da, günlükte de, şıklıkta da bunun daha fazla olması kadar normal bir şey olamaz mı? Ve bunu bir daha bulamayacaksınız. Fiyat belirlenirken arkadaşlar hakkaniyetli veya mantıklı diye belirlenirken bir muadille karşılaştırılarak belirlenir. Muadili bu. Bakın 1000 lira. Her yerde bulunmasına rağmen, her yerde alınabilecek olmasına rağmen 1000 lira. Ama bu hiçbir yerde bulunamayacak, hiçbir şekilde alınamayacak bir ayakkabı olmasına rağmen 1200 diyorum. Hoo şöyle olur mu, böyle olur mu? Ya kardeşim bunu ya bunu anlayamıyorsanız, algılayamıyorsanız benim yapabilecek bir şeyim yok. Almazsın, geçersin. Bu kadar basit. Ama bunu alacak adam var bir tane. Ben de o zaten ona satıyorum. Bu tamamen algı meselesi, hoşuna gitme meselesi. Yanis'in bir tane oyuncu kartı 2 milyon dolara yakın satıldı. Bilmiyorum, takip ediyorsunuz, haberlerde falan bile çıktı. 2 milyon dolara sadece bir kart. Onu alan gerizekalıdır, maldır diyorsunuz belki içinizden. Ama öyle bir şeyler alınıyor ve ediliyor. Bu onu dolandırıcı mı yapıyor? Bu onu kötü niyetli mi yapıyor? Hayır, bunun gideri o, ederi o. Bir şey almak istiyorsan bunu sürekli ücretsiz ve bedava yoldan değil de hakkını vererek almayı da bilmek gerekiyor. Bu ayakkabıdan başka bulamazsın. Bu. Ben bu ayakkabıyı yağlıyorum, ballıyorum, beğenmediğim halde bir şeyler diyorum gibi de algı yapıyorsunuz. Ben bu ayakkabıdan 4 tane aldım arkadaşlar. 4 tane. PG koleksiyonumu izleyebilirsiniz. Kutu açmasını, incelemesini izleyebilirsiniz. Bakın bakalım yağlamış, ballamış mıyım? Kötü dediğim ayakkabıyı satarken çok mu iyi demişim? Mal benim, eşim ve benim için değerli olabilir satarken. Bu da gayet doğal. Yok işte satarken şöyle demişsin, işte yenge şöyle yapmış böyle. Ya eşim için de, eşim benim hiçbir zaman satmamı istemedi çünkü bu tarz durumlarla karşılaşacağımı biliyordu. Sanki ben hep ucuza satmam gerekirmiş. Sanki ben amma hizmeti yapıyormuşum gibi bir algıya gireceğinizi düşünüyordu ki birçoğu o şekilde girmiş. Bu nasıl pahalıya satarsın? Ben size ya bana yardım edin, şöyle yapın, böyle yapın da demiyorum. Karşılığında bulamayacağınız ayakkabıları alabilirsiniz diyorum ve hakkaniyetli olduğunda 1000 liraya muadili varken daha güzeli 1200 liraya ve bulamayacaksınız. Kimse de bundan giymeyecek diyorum. Bu kadar basit. He bunu 400 liraya bulabiliyorsan, öyle diyenler vardı, git oradan al. Ama orijinal olur mu? Çakma mı olur? Rahat mı olur? Onu orasına karışmam. Orasını beklersin. Kargo gelir mi gelmez mi, ne olur ne biter. Hadi bakayım. StockX'te ne kadarmış arkadaşlar bu? Aynısı var mı? Ona da bakmak lazım. Bakın 225 dolara da var. Aynı rengi var arkadaşlar. Şu an içeride 290 dolar ediyorum. 300 dolar. Haksızlık bu. Bu işte şurada 400 lira. 300 dolar demek mantıklı mı şimdi burada? Bakın yokmuş. Tire var. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi değeri ne bunun? Nasıl 160 dolar çıktı bakın. Değeri yine last sale. Yani en son satış buradaymış. Yani şimdi bu hakkaniyetsiz mi olmuş oluyor? Allah aşkına, yani bu kadar yersiz haksız eleştiri yapılabilir mi? Kimisi Air Jordan 1'i çok güzel görür. Ben beğenmiyorum ama alana da bir şey diyemem. Satana da bir şey diyemem. Bu böyle bir dünyada yaşıyoruz gençler. O yüzden yorum yapacağınız zaman biraz sizin de düşünmeniz gerekiyor. Neler oluyor, neler bitiyor, bunlara bakmanız gerekiyor. Ayakkabılar benim olduğu için, benim için çok değerli olduğu için bu fiyata koydum. Ya dedim kaldıracağım ya da açıklama videosu yapacağım. Umarım daha yeterli olmuştur. StockX'e bakabilirsiniz, Nike'a bakabilirsiniz, muadilleriyle karşılaştırabilirsiniz. Ve şu anki bulunduğumuz dünyanın gerçeklerini kabul etmeniz gerekiyor. Kobe'yi uyguna koymuşum, SpongeBob'u uyguna koymuşum, Crazy Explosive yok, PG1'in bu rengi yok. Olmayan ayakkabıları koyuyorum. Adam bana diyor ki 400'e aldığını diyor 1200'e nasıl satarsın diyor. E kardeşim ben bu evi 400'e alıyordum, 400 bin liraya alıyordum zamanında. Niye şimdi 1 milyon oldu? Araba niye o kadar oldu? iPhone 12 niye 20 bin liraya çıkıyor? 1400-1500 dolar yurt dışında, niye 20 bin lira burada? Gidip bunları sorgulaman lazım. Yani piyasayı, dünyayı bilmen lazım. 400 liraya aldığın ayakkabıyı 400'e koyarsan ne alabilirsin şimdi? Bana onun cevabını ver. 400 liraya ayakkabımı sattım, ne alabilirim arkadaşlar? Hangi ayakkabıyı alabilirim? İndirim kovalamak, renk kovalamak, işte gidip outlet gezmek lazım. Bana onu diyor, outletleri beklersen alabilirsin. Tabii ki alabilirsin. Outletlerden de bir şey bulunabilir. Ben bulunamaz demiyorum ki. Sen zaten bu parayı verebilecek konumda olmayabilirsin. Ben de olmayabilirim. Başkası da olmayabilir. Ama verecekler var. Ve bu ayakkabının hakkı 300 lira değil yani. 1200 lira da hakkı olabilir. O zaman indirim yapmak haksızlık olurdu. Yüksek fiyata çıkartıp markalar indirim yapıyor. Yani belli şeyleri düşünmeniz lazım. Algılarınızı büyütmeniz lazım. Yok buna fazla istiyorsun, ikinci el. Ben ikinci el olduğunu düşünmüyorum. Temelde belki orada ayrışıyor olabiliriz. Ayağını soktuğun an ikinci el diyebilirsiniz. Arabayı kontağına çalıştırdığın zaman da ikinci el diyen bir toplumumuz vardı. Bakın şimdi ne oldu? Adamlar alıyor, 2 ay sonra daha pahalıya bile satıyor arabaları. Ayakkabılar da ben böyle olduğunu düşünüyorum. Sattığım zaman da yeni bir ayakkabı alacak veya kanala yardım edecek bir bütçe olmadıkça satmak benim için manasız. Bunlar evimde dururdu, ben onu dedim. Niye satıyorum ki dedim ya. Evimde dururdu zaten. Oo, ben toplamayı seviyorum. Hobim bu. Bir şeyler yapayım isteği oluşmuştu ve aranızdan çok fazla da bana işte ayakkabını satsan, ben şu ayakkabıyı alırım, bana bu ayakkabıyı sat gibi çok fazla mesaj da geliyordu Instagram'dan. Ben de onun üzerine zaten bu işlemi yapmaya karar verdim. Bir görmek istedim, bir tecrübe etmek istedim. Durum bu. Fazla abartacak, fazla büyütecek bir konu da yok. Yorumlar benim elimde. Kapatabilirim, silebilirim, engelleyebilirim. Hoşuma gitmez. Burası dediğim gibi benim evim, benim alanım. Saygıyla güzel bir biçimde, ya ben katılmıyorum, ben bu fiyata ayakkabı almam. Sen bilirsin kardeşim, başkası alır.
beğeneni var, hayranı var. Biri o ayakkabıya süper diyor, biri bu ayakkabıya kötü diyor. En büyük örneği AJ1'i hiç sevmiyorum. Birçoğunuz bayılıyorsunuz. Hype bana saçma geliyor mesela. Yani almıyorsam bu bitsin gitsin, her türlü kötü yorum haktır, her türlü alana hakaret mübahtır gibi bir algım yok, düşüncem yok. Sonuç ne oldu arkadaşlar? Sonuç, yorumları kapattım. Bu şekilde sürekli piyasaya gelmek, bu şekilde sürekli gerçekten gereksiz çocukça yorumlarla uğraşmak istemediğim için de belli şeyler sizlere göstermek amaçlı bu videoyu çekmek istedim. Benim için basket ayakkabıları değerli. Benim için basket ayakkabıları fitness'ta, günlük hayatta, yürüyüşte, koşuda birçok yerde giyilebilir. Kimisi için giyilmez. Basket ayakkabısı sadece baskette giyilir. Bu benim algımdır. Sizin algınız farklı olabilir. Lütfen hakkaniyetli ve kanalın diğer videolarını da izleyerek yorum yapın. İşte yok yağlıyorsun, ballıyorsun, şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun, bilmem ne, yok eşin onları beğenmiyordu, şimdi nasıl beğeniyor gibi saçma sapan yorumlar yapmayın. Eşimin beğenmediği ayakkabı görmüş olduğunuz Danishu 2. Onun gibi ayakkabıları beğenmeyip sonra gidip yok PG'ye kötü diyordu bilmem ne gibi saçma sapan yorumlar yaparsanız haksız yorum yapmış olursunuz. Çünkü PG'yi ne kadar beğendiğini göreceksiniz. Gidin koleksiyon videosunu izleyin. Bunları gördükçe işte birçoğunuz siz neyi görüyorsanız böyle at gözlüğü cevap veriyorsunuz. Ama ben tümü görebildiğim için ne yüklediğimi biliyorum, ne yazılanı biliyorum, ne konuştuğumu biliyorum. Ama sizden gelenler gerçekten çok saçma oluyor bazen. Çünkü anlık söylemlere veya ufacık bir yere göre bir şeyler konuşuyorsunuz. Ve böyle kaşlarınızı çatıp izlediğiniz zaman da benim orada ya ben bunu satmasam mı dememe bile bak 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 nasıl pazarlamaya çalışıyor gibi bir algı oluşturuyorsunuz. Gerçekten satmak istemiyordum. Gerçekten satmamayı çok düşündük. 3 yıldır 4 yıldır bana herkes sat sat derken yok ben kesinlikle satmayacağım diyordum. He ama kanala faydası olacak. Hem de belli ayakkabılar artık vazgeçme zamanı geldi gibi düşünüp bunu denedik, tecrübe etmeye çalıştık ama saçmalık oldu gerçekten. Satılmasa da cidden problem yok. Hepsi benim ayakkabım. Hepsini çok severek giyiyorum. Sahip olmak istiyorum. Onları sattığım zaman da üzüleceğimden korkuyorum. Ama dediğim gibi vazgeçme hissini yaşamak istiyordum. Bir hastalığa dönüşüyor çünkü. İçimde onu da hissediyorum. Ama satılmıyor. Satmaktan vazgeçiyorum. İşte satmasam daha iyi gibi söylemlerime. O zaman satma. Ya sana ne kardeşim? Koyarım. Satılır, satılmaz veya satılacağı zaman bile vazgeçebilirim. Ama içimdeki duygum bu. Bunu diğer videolarımı izleyerek de zaten algılayabilirsin. Ayakkabıları ne kadar sevdiğimi, bu ayakkabıları ne kadar sevdiğimi aldığım sayılarından, işte Kobe'den 3 tane, PG'den 4 tane aldığıma bakarak da anlayabilirsin. Ama bunu görmek istiyorum. Alan var mı? Yok mu? Neler oluyor? Tecrübe etmek istiyorum. Ve bu da ilkler oluyor. Sonuçta benden önce bu işi yapan yoktu. Ben bu kanalı ilk açtığım zaman da öyle olmuştu. Ya bu adam kafayı yemiş, bir ayakkabıya 400 lira verilir mi? Bir ayakkabıya 500 lira verilir mi? Bu ne saçma kanal diyen çok insan olmuştu. E tabi o günleri geçtik, biraz büyüttük, bir aşamaya geldik. Şimdi ise farklı bir adım tabii ki. Bu ayakkabı satışı, reseller, bunları bilmek, algılamak sadece ben yaptığım için, tek başıma olduğum için bilinmiyor. Nasıl bu StockX'ler niye kabul görüyor? Çünkü herkes o fiyattan satıyor. Bir sürü insan. Bizde ise bir ayakkabı giyip öldürüyoruz. İkinci eli ölücüler alıyor veya ölücüler o piyasayı mahvediyor. O yüzden sizin algılarınızın böyle olmasını da ben normal karşılıyorum. Tabii ki yorumların bir seviyeye kadar olması şartıyla. Yani daha önceden hiçbir eski ayakkabıya fazla para verilerek alınanı görmemişsinizdir. Muhtemelen normal. Bunlar olan şeyler. Ama piyasalarda var. Ünlüler alıyor, parası yetenler alıyor. Yine ilk olmanın dezavantajını yaşıyoruz. Burada bir kötü niyet, bir dolandırma, sizleri bir kandırma bir şey yok. Her şey ortada ama benim ayakkabılarım benim için kıymetli. Ben bu fiyatlara bakmadan bunları belirlemiştim. Bakın yine ucuza koyduğum ayakkabılar bile olmuş olabilir aslında. E pahalıya da olmuş olabilir. Bunu ben düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi sattığım zaman yeni muadilinden daha güzel olduğunu düşündüğüm ayakkabılar bunlar. Bir işe yarasın istiyorum. Bu kadar aslında. Almayacak numarası olmayan çocuklar yorum yapıyor. Ya kardeşim 10 yaşında sen bilmem ne yapıyorsun bir şeyler yapıyor. Ya sen zaten alamayacaksın, alamazsın bunu. Sen ayakkabılar ve dünyadaki ekonomik durum hakkında ne biliyorsun ki? Ne yazıyorsun? Altına haklı haklı diye hep aynı tipler aynı yerlerde böyle destekleyici dislike yorumları yapmış. Yahu bu saçmalık yani. Hoşuma gitmiyor tabii ki. Ben fırsatçı, dolandırıcı bir şeyler yapmaya çalışan bir insan olsam Kobe öldüğü zaman arkadaşlar internette birçok mecrada Kobe ayakkabılarımı satardım. Onun yerine ne yaptım? Bir tane Kobe hediye ettim bedava. Yani böyle bir fırsatçı bilmem ne saçma sapan hani yapışsın. Yapışsın doğru olmasa da üstüne yapışsın mantığıyla yapılan eleştiriler, haksızlıklara kusura bakmayın ben seyirci kalamam. Ben haksızlığa uğramayı hiç sevmem. Kimseyi de haksız yere eleştirip konuşmayı da sevmiyorum. Ama burada yapılanlar doğru değil, yanlış, bilinçsizce olduğu için. Ben mesela LeBron 15 benim için en top ayakkabılardan biridir. Ben şöyle açayım. En top, en güzel ayakkabılardan biridir. Mesela benim kafamda bunun değeri gerçekten süper. İnanılmaz. He bunu satar mıyım? Bakın satmıyorum. Zaten bütün ayakkabılarımı satmıyor olmamdan da anlayabilirsiniz belli şeyleri. Bunu satan biri olsa ben almayı konuşurum. Ne kadar fiyat istiyorsa ona göre bir tartışma yaparız. Ona göre değer biçeriz. Ben benim gibi arkadaşları arıyorum zaten. Sen AJ1'i seviyorsan burada yorum yapacak insan sen değilsin. 4-5K verse verirmiş. O hak edermiş ama bunlar hak etmezmiş. Kardeşim bu sana göre bir yorum. Bu da bana göre bir yorum.
Ben sen gerizekalısın, ben salaksın bilmem ne desem hoş durur mu sence? Alan o salaktır, satan bilmem nedir, şudur budur. Yani bu tamamen keyif meselesi, beğenme meselesi. Kimisi bu hudiye verir, kimisi vermez. Veren şöyledir, vermeyen böyledir gibi saçmalıklar olabilir mi? Söylemlerinize, algılarınıza dikkat edin. Bunun gideri budur, bunun gideri budur dersiniz. Ben buna katılmıyorum, almıyorum dersin. Bu kadar basit. Bir, şahsıma yapılan hakaretler beni çok rahatsız ediyor. İkincisi, alacak olan, almayı düşünen insanları etkileyen, gereksiz. Bunu işte 400 liraya bulursun, bulurum. Yahu bul bakayım 400 liraya. Bul bakayım 400 liraya PG1'i. Bul bakayım Kobe 11'i 400 liraya. Çakmadır, ikinci el, paramparça olmuştur. Benim de var arkadaşlar, Kobe 11'im, siyahım. Koleksiyon videosunda hatırlarsınız ilk yaptığımda. Altı dümdüz olmuştu, içeride şimdi getiremiyorum. Onu satsam, ha o 400 liraya satılır ama onu da 400 liraya satmam. 400 liraya zaten benim bir şeyime yaramaz. Ha bunu da anlamanız lazım. Ben o parayı ne yapacağım sonra? Bir akşamlık yemeğim olur. Yani bir şeyleri hakkıyla satmak istiyorum. Hakkaniyet. Neye göre diyorsanız alın açıkladım hepsi. StockX'i ayrı, Nike ayrı. Dolayısıyla durumlar böyle. Kimseye bir şey dediğim yok, fakir diyorsun, işte takipçilerine kötü konuşuyorsun gibi saçma sapan şeyler de söylendi. Ya ben takipçimle niye konuşayım? Onlar benim seslendiğim insanlar zaten. Bir şeyleri anlamamakta direten, bilip bilmeden yorum yapan insanlara yazı diliyle bir cevap verdiğim zaman sen fakir olarak algılamak istiyorsun. Ben orada onu demeye çalışmıyorum. O yüzden de bir konuşma videosu yapmak istedim. Yazıyla bazen insanlar duygu yükleyebiliyor. Yazının duygusu yoktur. Sen de şeyle okuyorsan psikolojiyle, o psikolojiyle anlıyorsun. Gerçi videoyu bile insan böyle çatık kaşlı izleyip her dediğine kesin yalan söylüyor. Kesin şu bu derse bunu da öyle anlayabilir. Bunu belirtmek istedim. Tahminimden yine uzun sürdü. Daha fazla fazla çok konuşabilirim. Ama genel manasıyla belli şeyleri anlatabildiğimi düşünüyorum. Çok güzel yorum yapanlar da oldu. Yine satış sayfasını yaklaşık 200-250 kişi takip etti ve çok almak isteyenler var. Ama bundan sonra da çok fazla satış yapacağımı düşünmüyorum. Hoşuma gitmedi çünkü buradaki algı. Hani ucuz ya satarım ya satmam gibi bir kafa var. Ben de ucuz satmam. Gidin farklı yerlerden, outletlerden, şuradan buradan kovalayın o zaman diyorum ben de. Çünkü hak edene hakkını vermek gerektiğini düşünüyorum. Bu ayakkabıların da hakkının bu olduğunu düşünüyorum. Ben düşünüyorum temelde zaten. Sencesi bencesi bu olayın tabii ki olabilir. Ama gerçeklerle konuşuyorum. Gerçek fiyatlarıyla konuştum. Piyasada bu. Ucuz kovalayın, ucuz alın. Bu bir hakaret, bir fakirsiniz, şusunuz, busunuz demek değildir. Bu bir öneridir. Ben de aynı şeyleri yapıyorum. Ben de indirimden kovaladıklarım var. Gerçekten fiyatıyla direkt aldıklarım var. Bu tamamen bütçe ve bireyden bireye değişen bir mesele. Lütfen destekleyenlerin de oldukça güzel yorumlar yapmalarını istiyorum. Çünkü saçma sapan yorumlar 50 kişi de yapsa daha fazlaymış gibi duruyor. Sizler de desteklerseniz sevinirim. Çekilişleri takip etmeyi unutmayın. Ben her zaman olduğu gibi güzel kalitede videolar yapmaya devam edeceğim. Drone aldıktan sonra şimdi alamadım diğer kameraları. Birkaç ay onları alırız. Sıkıntı yok. Benim önümde de kimse olmadığı için arkadaşlar birçok şeyi tecrübe ede ede YouTube dünyamda yapıyorum. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki defalarda görüşmek üzere. Aykırdaysa bugünlük. Out. Ayrıca vlog geliyordu dediğim gibi. Bir outlet güzel bir vlogtu ama şuna cevap vermeden ona geçmek, onu editlemek istemedim. Gönlüm el vermedi. O yüzden de böyle oldu. Kusura bakmayın. Hafta sonu güzel bir vlog gelecek, merak etmeyin.